Merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Sağlık ve saattesinizdir. Bugün çok zamandır yapmadığımız taşları inceleme videosu yapacağız arkadaşlar. Özellikle taşlarda ışık geçirgenliği neden önemlidir? Buna bakacağız. Pek çok taş var. Bildiğiniz gibi arkadaşlar doğada bunların birçoğu ışık geçiriyor. Birçoğu da ışık geçirmiyor. Değerli taşların büyük bir çoğunluğu e, tamamına yakını ışık geçiren taşlar arkadaşlar. Işık geçirmeyen taşlarda çok değerli taşlar genelde olmaz. Bakın mesela burada bir obsidyen taşı var. Obsidyen taşı ışığı geçirmez arkadaşlar. Opal taşları ışığı geçirmez. İsterseniz ışık üzerinde deneyelim. Bakın bu bir opal. Gördüğünüz gibi ışığı geçirmiyor. Kahverengi opal sınırlı miktarda geçirebilir arkadaşlar ışığı ama yoğun bir ışık geçirgenliği yok. İşte yeşil opal aynı şekilde bir başka kahverengi opal. Bunların ışık geçirgenliği yok arkadaşlar. Peki ışık geçirgenliği olan taşlar arasında neler olabilir? Arkadaşlar ışık geçirgenliği olan taşlarda her şey olabilir. İşte yakut olabilir, zümrüt olabilir. Bakın kırmızı bir şekilde ışık geçirgenliği var. Normalde baktığınızda bu taşın bu tür bir renk vereceğini düşünemezsiniz fakat Işığa koyduğumuzda gördüğünüz gibi kırmızı bir renk alıyor arkadaşlar. Bunun dışında örneğin şurada bir karnelyan akimiz var. Buna bakacak olursak bakın ışık geçirgenliğini görebilirsiniz arkadaşlar. Örneğin bir elmas olması için ışık geçirgenliği olması lazım. Bir yakut, zümrüt bunlar ışık geçirgenliği olması lazım. Yakut kırmızı, zümrüt yeşil, safirler var, mavi safir, sarı safir gibi. Bunlar da renk geçirgenlikleri buna göre değişiyor arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Bakın sarısına. Böyle durumlarda bir Peçeteyle ışığın şiddetini azaltalım arkadaşlar. Daha net gözükmesi açısından. Bakın. Bu bir sarı safir. Az önce baktığımız kırmızı taşımıza da buradan bakacak olursak. Bakın arkadaşlar kırmızı. Bir de amatist taşımıza bakalım. Bakın. Burada bunu biraz filtreleyelim. Bu da bir ametist arkadaşlar. Bunu geçtiğimiz gün kırdık, parçaladık. Birkaç parçası da burada. Örneğin kuars saçları. Bakın bu e, kuarsı deneyecek olursak bunu da bir kağıtla filtreleyelim. Kristal kuvarsı arkadaşlar bu. Bakın gördüğünüz gibi. Pembe kuvarsa bakalım. Şöyle uzaktan bakalım arkadaşlar. Şöyle de yoğun ışık altında pembeliği azalıyor. Fakat ışıktan dışarı çıktığında görebiliyorsunuz. Yine bir rutil kuarsımız var burada. Onda da aynı şekilde ışık geçirgenliği var. Bakın bu bir çubuk akik. Buna bakalım arkadaşlar. Akiklerin ışık geçirgenliğini görmemiz açısından. Burada bir kırmızı kuarsımız var. Ona bir bakalım. Bunu şöyle bakalım arkadaşlar. Bakın. Şöyle bir de dışarıdan bakalım. Bir de arkadaşlar tam oluşumunu tamamlamamış taşlar var. Örneğin bu kök yakutlar var. Bunlar da yakut olmasına rağmen, yakut taşının ışık geçirgenliği olmasına rağmen bunlar ışık geçirmiyor. Çünkü bunlar da oluşumunu tam tamamlamamış kök yakutlar. Bunlar da ışık geçirmez arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yine burada kırmızı taşlarımız var. Kırmızı kuvarsız. Dediğim gibi ışık geçirgenliği taşlarda çok önemli. Bakın, şöyle biraz ışıktan uzaklaştırayım. Şu değil de arkadaşlar şu taşlar işlenip yüzük e, vesaire yapılabilir. Dediğim gibi ışık geçirmeyen taşlarımızın değerli olma olasılığı oldukça düşük. Burada kristalleşmiş bir kuarsımız var arkadaşlar. Bakın bunu da ışığa tutarsak. Şöyle. Şuralardan, kristal kısımlardan ışık aldığını görebiliriz. Gördüğünüz gibi bunları niçin söylüyorum arkadaşlar topladığımız taşlarda öncelikle ışık geçirip geçirmemesine bakmakta fayda var. Işık geçirgenliği olan taşların hepsi değerlidir diye bir şey yok ama e, ışık geçirgenliği olmayan taşların değerli olma olasılığı oldukça düşük. Şimdi hızlıca isterseniz şuradaki taşların bunu yapmıştık. Yok hayır. Bu da bir kuvars arkadaşlar. Bu bir strin. Bu aynı zamanda bir içinde altın olan bir strin arkadaşlar. Toz şekilde. Eğer yansıma yapıyorsa buradan görebilirsiniz. İçinde toz şeklinde altınlar var. Yine bir kuars. Bakın şöyle uzaktan tutarsak renginin nasıl sarı olduğunu görebiliyorsunuz. Az önce bakmıştık. Buna da sitrinler. Şu bir başka taşımız. Bunların isimlerini tek tek söylemiyorum. Bunların arasında birkaç değerli taş da geçiyoruz arkadaşlar. Örneğin bu. Şöyle ışıksız ortamda bakalım. Bakın bu bir topaz arkadaşlar. Kuars. Evet arkadaşlar bu bir karnelyan akikli. Zaten söyledik. Bu da bir karnelyan. Çok fazla yansımıyor. Ben yani, ekrandan da bakıyorum. Ama bu çok güzel bir pembe yansıması var arkadaşlar. Size tam e, gelip gelmediğini bilmiyorum görüntünün tam anlamıyla. Bir arkadaşlar şu büyük olmasına rağmen şu taşın nasıl ışık kaldığına hep beraber bakalım. Bakar mısınız arkadaşlar? Gece lambası gibi. Evet arkadaşlar taşlarımız bunlar. Burada çeşit çeşit farklı taşlar var. Ben onlardan birkaçını aldım. Bu ışık testinin neden önemli olduğunu anlatmak için bir video çekeyim dedim. Umarım faydalı olmuştur. Eğer buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Eğer abone değilseniz abone olup yorum yapıp beğeni ve desteklerseniz çok memnun olurum arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.